Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel dilekleriniz olsun, pozitif enerjiniz olsun. Söz büyüdür arkadaşlar. Gönlünüzden güzellikler dileyin, temenni edin. Sadece açılım için değil, hayatınız için de pozitifliği hiçbir zaman elden bırakmayın. Tavsiyem size budur. Çünkü biliyorum ki insan kendi enerjisini yarattıkça arkadaşlar yaşadıklarını da çekiyor. Söz büyüdür. Bunu her zaman söylerim. Pozitif enerjiniz sizden eksilmesin diyorum. Bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Uyanlar sizin olsun. Uymayanlar şöyle bir evrene gönderin diyorum. Bakalım neyse halimiz o çıksın. Falımızda dedikten sonra gördüklerim sizlere uyumlanıyorsa alın. Uyumlanmıyorsa evrene gönderin. Enerjisini almayın arkadaşlar. Şöyle birlikte bir göz atalım başta. Bakalım neler var. Bir fil burnu gibi. Fil sanki... Aşağı doğru sarkıtmış bir burun gördüm. Şöyle günümüze geldiğimizde rahatlar mısınız? Huzur olarak daha iyisiniz. Ama netlik olarak sürece ihtiyacınızın olduğu bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yani önceden daha sıkıntılıymışsınız. Son zamanlarda ciddi parasal mücadeleler verilmiş hani gerçekten sıkıntılıyım dediğiniz zamanlarınız var. Ama e, özellikle insanlardan destek de görememekle bağlantılı. Fil bir sağa bakmış, bir sola bakmış. Burada sizin kısmetiniz var arkadaşlar. Şimdi bu kısmet sizin için, sizin payınız, sizin rızkınız olan bir kısmet. Ama gel gör ki aşağıda bir grup insanın dikildiğini görüyorum. Hepsi aynı anda size doğru bakıyorlar. Sizin elinizde edindiğiniz, kazandığınız bir şey olmuş. Ev almışsınız, gözleri götürmemiş, araba almışsınız, kaza yapmışsınızdır, bir şey almışsınızdır. Orada ne diyelim ona? Bir şey alınmış. Ee, bir şey alınmış yani. Dolayısıyla da siz mal varlığınızla dikkat çekmiş ve sonrasında bununla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladığınız bir dönem olmuş diyebilirim. Hani yaramadı deriz ya. Bazen bazı evler bize yaramaz arkadaşlar. Hiç dikkat ettiniz mi ya da böyle düşünen var mıdır bilmiyorum. ben inanarım böyle şeylere ve düşünenlerdenimdir en azından. Bazı evler insana kimyası yaramıyor, enerjisi yaramıyor, bir bir şey yaramıyor. Yani olması gereken olmuyor. Burada da nitekim iki kişisini sırtlanmışsınız ama denge kurmakta zorlanıyorsunuz. Önünüzde birden şey olur. Araba alırsınız, araba borcuna girersiniz. Ödeyebileceğiniz gelirler vardır da girmişsinizdir değil mi? Yani çok normal değil mi insanın borca girerek bir mal sahibi olmaya çalışması? İşte ne zaman ki borca girmişsiniz işte o zaman arkadaşlar sizin orada bir şey beklemiş adeta. Sürpriz vergi borcu vardı. Yani bir haber gelmiş bu parayla ilgili bir hesaplaşma durumuna girmek zorunda kalmışsınız. Çünkü çok net bir şekilde arkadaşlar şey halini görüyorum burada bir hesaplaşmaya girmek zorunda kalmışlık görüyorum ki yine parasal bir mücadele vermek zorunda kalmışsınız. Yani biraz haksızlığa uğramak durumunda olmuşsunuz. Geçmişte kalan bir fil görseli vardı. Şurada da hortumunu tekrar aşağı doğru sarkıtmış. Baktık kısmetlisiniz ama olmuyor diyorsunuz hala. Bazı şeyler üst üste gelmiş kesinlikle katılıyorum. Şimdi bununla ilgili bir tıkanıklık var. Önünüzde 1, 2, 3 kişi var arkadaşlar. Bu üç kişinin hatta üçü şey gibi düşünün bunu. Anne baba iki çocuk ya da işte ee, evet anne baba iki çocuk diye düşünebilirsiniz. Önde de ama şey duruyor. Ee, hani baba konuşuyor sizinle. Anne ve iki çocuk arkada kalmış. Bir konuşman var sizinle beraber konuşmaya çalışan. Siz de boynum kıldan ince diyorsunuz ya. Yani nasiptir benimdir, kısmettir benimdir, bu rızık bana ait demiyorsunuz bakın. Hani bazı bazı şeylerden feragat etmek gerekir ya. Daha fazlası olabilsin diye düşünce bu. Evet ama bunlar göz göre göre de ihanet demesek de haksızlık net. Yani orada bir size ait olanı almak niyetindeler. Bununla ilgili bir mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Pay sizin, hak sizin, rızık sizin, çeşme sizin. Gel gör ki mücadelede siz veriyorsunuz. Çok enteresan bu kişiler yüzünden olmuş olacak. Yani bu baba erkek figürün sizinle konuşup Bak çocuklarım için bana yardım et diyen kardeşinizdir, gidip vermişsinizdir paranızı. Ona bir şey diyemeyeceğim ama e, orada bir sömürüldüğünüzü bilin yani. Hani en azından e, bariz bir şekilde orada sömürülüyor bu, bu insan diyor burası bana. Şimdi hani bugünle ilgili sömürüldüğünüzü idrak etmeniz biraz zaman almış. Size de hep söylemişler yani bak bu insan seni kullanıyor bak bu insan sana yalan atıyor bir şey bir şey. Eşiniz söylemiştir ya demişsindir yok o benim kardeşim ya yapar mı öyle bir şey ya yapmaz tabi yapmaz. Bir memleketin iyisi biziz hiç düşünmeyiz karşı taraf nasıl diye yapmış çünkü. Hani sizin bir mücadeleniz iyilikten maraz doğmuş mücadelesi var. Yanınızdaki insan özellikle uyarmış. Pek bir dinlememişsiniz. İki kişi olarak bu sefer ama şey var. Erkek dinlememiş arkadaşlar. Yani burada bir erkek dinlememiş. O sebeple e, buradaki kadın haklı çıkmış. Dolayısıyla da eşine de diyor ki bak gördün mü? Haklı kadın haklı. Ama e, erkek dersini almış. Yani burada yeni bir döngü başlıyor arkadaşlar. Ki bu döngü bekleme, dinlenme ve e, ne diyelim ona? Hani rahatlama üzerine biraz. Hani daha doğrusu çok mücadeleler, haksızlıklar, yaralanmalar geride kalmış. Şimdi artık daha hani insanın kendi öz kardeşinden de böyle bir şey yapabileceği aklına gelmez ya hani. E bu sebeple siz artık işten yani bu bu süreçten yara alma kısmını aşmışsınız. Tamam demişsiniz, kabulleniyorum artık. Haklı çıktı benim eşim ve ben ay kardeşim beni yaraladı. Şimdi ne yapılabilir? İşte şimdi mantık zamanı. Burada kadın da zaten haklı çıktığının bilincinde. Dolayısıyla da siz orada iki kişi konuşuyorsunuz. E, siz, erkekte zaten şey var arkadaşlar. Ya Sevgili dinleyici kadın arkadaşlarım diyelim. E, erkek burada eşiniz akıllanmış gelecek. Merak etmeyin siz. Yani aslında e, burada rahatlamış geliyor. Hmm kabullenmiş, problem olmasını artık rahatlatmış kendisini. O psikolojik bunalım, depresyon hali yok. Ne yapabilirim diye bütün mantığını toplamış durumda. Zaten artık sizin de sözünüzü net itimat ettiği için de sizinle ortak bir karar alıp önümüzdeki süreç iki ay kadar var yalnız arkadaşlar söyleyeyim. Nedir bu iki ay? 2 ay şey yapıyorsunuz bekleme. Bu önümüzdeki bariz Ocak var, Şubat var. Ve bu iki aylık dönemde süreçte ara ara, ara ara çok nadiren arkadaşlar bir şey hali var. Ne diyelim ona? Acaba olur mu, olmaz mı, olsa mıydı gibi durumlar var ama. Sonra da dışarı çıkan bir yolunuz çıkmış zaten. Siz bir yere gideceksiniz. Bir şey başlatacaksınız. Kaplumbağa gibi gelen bir kısmettir sizin olacaktır. Yani geç oldu. Güç olmadı dersiniz. Hem güç olacak hem geç. <laughs> Maalesef yani bunun da başka türlü tarif edemedim onu. Hayır güç olduğu gibi geç de olmuş olacak yani. Nasibiniz de bu olmuş olur diyebilirsiniz. Ara ara kaygılandınız ve bekleme süreci başladı dediğiniz bir iki ayınız olur arkadaşlar. Aralık ayında yani bu aralığın sonuna kadarki sürecinizde hayatınızda bir şey değişmeyecek. Ama Ocak 1'de açarsınız davayı. Ocak 1 itibariyle artık iş onların kulağına da gitmiş olur, yüzleşme de yapılmış olur, söylemlerde söylenmiş olur. Yani orada sizin daha fazla e, bek, beklememek demeyelim. Beklememek demeyelim. E, artık zaten Süreç oymuş gibi düşünebiliriz. Başlatmak ya, bunun adı başlatmak. Başlatıyorsunuz arkadaşlar, bir şey başlatıyorsunuz orada. Ve e, bu başlamayla alakalı da e, şöyle, bu iki ay bekliyor gibi görünüyorsunuz dedim mi? İki ay bekleme süreci. Bu sizin üzüldüğünüz ve de ee, yıpranacaksınız dediğiniz bir süreciniz olmayacak. Öncelikle onu net söyleyebilirim. Rahatladığınız bir konuşma var burada. Çok net e, içinizdeki nere döktüğünüz bir konuşma var. Başa öne eğen var. Haklı çıktığınızı ispatlayacaksınız. Sonuç sizin için hayırlı olacak arkadaşlar. İki ay beklersiniz ama beklediğinize değer. Çünkü zaten diyorsunuz ki ben kaç aydır bekliyorum. iki ay ne ki? Hani gerçekten de öyle arkadaşlar. İki ay ne ki dediğiniz bir süreciniz var. Yani konuşulma ve nazara doğru dönecek bir süreç burada. En yani çok normal olarak. aile fertleri iki kişinin mücadelesi ile alakalı ayaklanmış görünüyor. <laughs> diyeceğim, yani ben şimdi şunu diyeceğim. Ben bu yaştayım diye yorumlar geliyor bazen. Yani şahsınıza bakma fırsatı da olur belki bir gün ama kolektif adına baktığımda benim buradan anladığım çok pardon. Benim buradan anladığım arkadaşlar ee, bir aile var. Şöyle göstereceğim. Hatta size de şurada bir aile var. Kişileri görüyor musunuz? Dizilmişler aşk hayatınızda ve şu iki kişi beraber geleceğe doğru bakıyor. Yani artık <laughs> sizin hayatınızda bir açılma durumu söz konusu ve bu açılmada ne diyebiliriz biliyor musunuz? bu aile birliği kurulur. Bu aile birliği toplanır. Bu aile birliği konuşuan e, konuşan büyüklerin de devrede olmasıyla beraber e, normal rutine döner. Köklü parasal bir konuda anlaşamadıkları noktada ortak noktayı bulacak bir büyük çevre, büyük insanların olduğu bilinmezliğe son verilir. Kadın da çok haklı olduğunu görebiliyoruz burada. Erkek de belki de burada dedik ki hani artık kadının da nasıl neye karar verdiğini bildiğinden arka tarafta kalan yani erkek ailesinin etkisinde kalmaz artık benim karım doğru der diyor. Çünkü mücadele verilmiş var olandan ortaya dökülmüş kanıtlanmış ve bu ikili gerçekten bu saat sonrasında yeni bir sayfa diyebiliriz. Hani belki de ayrılık noktasına gelinmiştir. Parasal konularla alakalı sıkıntılar yaşanmıştır. Kadının dediği haklı çıktı an erkek e, geri döner. Geri vites yapar. Ailesinden ziyade senmişsin, sen haklıymışsın. Der bu adam bu kadına ve bu ikili beraber bir yolculuğa başlarlar. Yolculuk dedim yeni sayfa, yeni aşk hikayesi, yeni bir dönem, yeni bir süreç, yenilik e, adı altında görünmekte arkadaşlar burası. Hani ailece çok ciddi sadık arkadaşlarınızın da olduğunu ama arkadan arkadan da konuşulmaya müsait bir halinizin olduğunu da bilin. Kariyerle ilgili bir, iki, 3 kişisiniz. Bakın şimdi sizin hayaliniz var kariyerde öncelikle sıkıntılı süreci aşarsınız. Sonrasında diz çöküp net bir şekilde önünüzü kendiniz açıyorsunuz. Ben Mart ayı için şu manzarayı görmekteyim arkadaşlar. Bu insan arkasındaki iki insan bakın şurada iki insan var. Şuraya da el uzatmış el tokalaşıyorlar. Burada işte oradan kameralar ne kadar göründüğü muamma ama ben burada tabii ki de görselde aldığım enerji net ikisi el uzatmışlar. Bir anlaşma yapılacak. Mart ayı olarak veriyor orayı. Mart ayında siz yeni bir şirin, iki ortaklı olur ama ya yani iki ortaklı iki patronlu iki çalış siz değilsiniz. Hayır, siz anlaşıyorsunuz. Sizin önünüzde iki tane bütün insan çıkmış. Bu da net bir şekilde şey hali olduğunu söylüyor bana. Ee, bariz bir şekilde. İkisi anlaşıp size ikna ederlerse teklif getirirler. İki kişi sizin önünüze bir teklifle gelecek ama anlaşırsınız. El uzatılmış tokalaşma hali var. Mart itibariyle çok daha rahatladığınız bir enerji sizin olacak arkadaşlar. Bunu bizzat deneyimleyeceksiniz. Falunatın enerjisini sevdim. Güzel şeyler yaşayın inşallah diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hep söylüyorum. Sabahları ayrı, akşamları ayrı, iki ayrı bakımla karşınızda oluyorum arkadaşlar ben. Şimdi e, tabii ki de yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrardan. Falın ikinci kısmı gibi. <laughs> Sevdiğim bir alan burası benim. E, çok güzel yorumlarınız var. Kucaklıyorum sevgiyle sizleri. Çok teşekkür ediyorum inanın. Şöyle okuduğumdaki tepkilerim, gönlümün ne kadar sığamadığını, yüreğimin taştığını bir bilseniz çok mutlu oluyorum. Yani senin yüzünden beddua edemiyorum kız demiş birisi bana. Çok mutlu oldum edemeyin ya söz büyüdür çünkü de yapmayın bunu kendinize karma yaratmayın. Yani dertsiz insan yok arkadaşlar hepimizin derdi birbirinden başka ama yürek kanıyor bir kere yani insanlar ne kadar acımasız olabildiler çok şaşkınım benim çocukluğum sokaklarda geçti. Şimdi çocuğumuzu çocuklarımızı sokağa çıkartmaya güvenemiyoruz çünkü değil sokak güvenli Apartmanda kim yaşıyor komşuluk kalmadı. O yüzden hep diyorum arkadaşlar. Yani zaten hayat yeteri kadar zor ve tehlikeliyken ekstradan karma yaratıp hayatımıza zindan edecek enerjiyi niye çekelim üstümüze? Hep diyorum akışta kalın. Yaşadığınız bugün sıkıntıdır ama yarın bize bir ödülle gelecektir bilemeyiz. Şerden gelir hayırda bazen bize onu yarın gösterir. Bugün sıkıntı yaşattığı neyse konunuz neyse ve kimler yaşattıysa İlahi adalet teslim edin. Siz hesaplaşmanızı bitirin arkadaşlar. Evren çalışıyor. Bunu böyle bilin. O yüzden de ilahi adalet er geç tecelli edecektir. Kimsenin yanına kar kalmıyor çünkü. O yüzden siz beddua etmeyin. Enerjinizi taze tutun diyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Bugünlük benden bu kadar. Başta sağlık önemli olan umutsuz kalmayın. Yarınlarınız size bu çıkış kapılarını açacaktır. Ya sabır. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.